Gölköy Köyü Hamidiye Mahallesi'nde yardımseverlerin desteğiyle kütüphane ve köy yaşam merkezi açıldı. Köy Yaşam Merkezi ve Kütüphanenin açılışına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Cemil Sarıcı, İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, bağışçılar ve köy halkı katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, pandemi öncesinde Gölköy Köyü'ne yaptıkları ziyaret esnasında bir binanın atıl halde bulunduğunu gördü. Daha sonra buranın köyde yaşayan çocukların yaz tatillerini verimli şekilde kullanabilecekleri bir kültür merkezi olması gerektiğini düşündü. İl Genel Meclisi üyesi Erhan Beykoz, pandemi öncesi düşünülmüş bu projenin hayırseverler ve büyük uğraşlarla gerçekleştirildiğini anlattı. Bizim amacımız bu ülkenin açan çiçeklerinin yarınlara umutla bakabileceğimiz bu güzel çocuklarımızın çok daha güvenle, çok daha büyük güzelliklerle buralarda vakit geçirip hem bilgi dağarcıklarını hem aydınlık yarınların, aydınlık Türkiye'nin yarınlarını yaratabilmelerini sağlamaktı. Bu anlamda benim en mutlu günlerimden biridir burası. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar kütüphanesiz kalmasın sloganı ile hayat bulduğunu işaret etti. Artık günümüz Türkiye'sinde eğitimde niceliğin, mekan probleminin çok fazla konuşulmadığı, niteliğin ön plana çıktığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Devletimiz eğitimle alakalı alanlarda çok ciddi imkanları bizlerin imkanına sunuyor. Bizlerin kullanımına sunuyor. Ancak son dönemde özellikle iki konuda bakanlığımızın çok ciddi gündemleri ve çalışmaları var. Bunlardan birisi köy okullarının yeniden hayat bulması, ikincisi de kütüphaneler konusu. Hepinizin malumu olduğu üzere geçtiğimiz yıl kütüphanesiz okul kalmasın sloganıyla başlatılan çalışmada tüm okullarımız kütüphaneye kavuştu ya da mevcut kütüphaneleri daha müsait hale ve daha zengin hale getirilmiş oldu. Sarıcı, halk eğitim merkezlerinin Türkiye'de ciddi mesafe kat ettiğine de değindi. Halk eğitim, diğer adıyla yaygın eğitim, Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir mesafe kat etti. Bolu olarak biz geçen sene yaklaşık 30 bin insanımıza halk eğitimler üzerinden hizmet verdik. Bu mekanda muhtemelen yapılan programlarla, planlamalarla köyümüzdeki insanlarımıza farklı alanlardaki becerilerini geliştirme, becerilerini ortaya koyma ve kendilerini yetiştirme imkanı da sunmuş olacak. Doktor Cemil Sarıcı, Hamidiye Köy Yaşam Merkezi'nin köy halkı ve çocuklara güzel kazanımlar kazandırmasını temenni etti. Tabii ortaya çıkan güzellikler önce bir cesur başlangıç ister. Sonrasında mutlaka bir kısım desteklere ihtiyaç duyuluyor. Bu destekleri veren gerek halkımızdan gerek resmi kurumlarımızdan herkese teşekkür ediyorum. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, hayır işlerinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsetti. Ya bu işler hakikaten çok kıymetli işler. Şimdi hayırseverlerin eminim ben yürekleri çırpıyordur. Ayrı bir heyecanla çarpıyordur. Atıl olmuş. Az önce Erhan Beykoz da bahsettiler, efendi de bahsettiler. Kirab olmuş bir binayı hayata döndürdünüz. Kurumuş bir fidandı, yeşermiş bir ağaca dönmüş oldu bu. Bu çok büyük bir hayır. Bunu böyle görmek lazım. Bu tür hayırların da bir özelliği var. Kapanmıyor. Yani kişi öldüğü zaman da bu bina devam ettiği sürece o hayır kapısı açık kalır. Peygamberimiz böyle diyor. Bazı hayır işler vardır. Kişi öldüğü zaman da hayır kapısı kapanmaz diyor. İşte hayırlı evlat yetiştirmek, böyle hayır kurumları yapmak, bunlar arasında zikrediliyor.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Köy Yaşam Merkezi açılışında yaptığı konuşmasında sürecin başında yaşananları aktardı. Geçtiğimiz kış ayında biz buraya geldik. Burası atıl bir şekilde bekliyordu. Erhan abi dedi ki, Rasim hadi gidiyoruz. Hamidiye Mahallemizde bir yer var, orayı yapacağız. Belediye olarak siz de çok büyük katkı vereceksiniz dedi. Buraya geldik, burada toplantı yaptık. Söz verdik. Herhalde içeri girmedim ama sözlerde tutulmuştur diye düşünüyorum. Erhan abi çünkü çok takip etti. Hem bizden hem özel idarenin harekete geçmesi için çok büyük katkı verdi. Bizi devamlı sıkıştırdı. Ben hem muhtarımıza hem hocamıza hem Erhan abiye bir alkış alabilir miyim tekrardan burada? Kendisine ben de teşekkür ediyorum. Tabii şimdi burayı yaptık. Burası bitti. Ama Özdemir, atıl durumda olan tüm okulların yaşam merkezi haline dönüşebilmesi için Bolu Belediyesi olarak katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Bizler biliyoruz ki Bolu'muzda bu gibi eski okullarımızı atıl bir şekilde bekleyen çok okullarımız var. Benim Göynük'teki annemin Yeşilyazı köyündeki okul bu şekilde. Annemin okuduğu okul atıl bir şekilde bekliyor. İnşallah şehrimizdeki bütün okullar bu burada olduğu gibi atıl bir şekilde olmaktan kurtulur. Burası bir örnek yer olur. Oradaki okullar da yaşam merkezi haline kavuşur diye düşünüyorum. Ben şehrimizdeki bütün okulların bu yaşam merkezi haline kavuşabileceğine inanıyorum. Biz Bolu Belediyesi olarak varız. İnşallah hep birlikte bunu başarırız diye düşünüyorum. Tekrardan hem hayırseverlerimize hem buranın yapımına büyük katkı veren muhtarımız başta olmak üzere köy halkımıza herkese çok çok teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarının ardından köyde yaşayan çocuklar ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Köy Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra merkezin içi hep birlikte gezildi.